Evet, Azerbaycan Bakü'de bugün dediğim gibi demedim ya, şimdi söylüyorum. Böyle Nizami Küçesi'ndeyim. Geziyorum. Burası da bu Nizami Küçesi dediğimiz küçe, cadde, ana cadde artık. Bayağı uzun, büyük bir cadde. Böyle dolanıyoruz bugünlük. Bakalım Allah'ın izniyle inşallah. Böyle bir etrafımız var. Burada bir konsolluk işlerimiz vardı. Biraz bir abimizle bir ara sohbetimiz vardı. Onu hallettik çok şükür. Neyse, bir konuda Allah yüzüme güldü bugün. Konular bende kalsın. Buradan çıktığım zaman anlatacağım. Böyle bir etraftayım. Nereye gidiyorum, ne yapıyorum bilmiyorum. Sohbetten, Niyaz'dan çıktım. Ben konumu hallettim. Biliyorsunuz formula vardı. Formula varken buralar kapalıydı. Daha önceki videomda gösterdim. Formula bitti. Formula varken de buraya gelemiyorsun. Biletim yoktu. Ben o yüzden gelemedim. Ama şimdi formula bitti. Tabii şehri temizliyorlar. O hani daha önce göstermiştim. Azerbaycan Formula 1 videomda. O hani buraya hep korumalar falan koymuşlardı. Böyle setler çekmişlerdi. Onları falan şimdi kaldırdılar. O aşağıda yerleri falan var hala. Onları falan hep kaldırdılar. Ondan sonra böyle bir durumdayız. Böyle bir ahvaldeyiz daha doğrusu. Çok şükür. Böyle geziyorum. Daha kahvaltı yapmadım. Saat de erken şu anda. Bakayım saat kaçmış. Saat de şu anda 12. Saat 10'da geldim buraya. Böyle etraf çekiyorum. Bir arkadaşım verdi. Aldım kardeşim bunu. Neymiş bakalım. Bak ama bu ben geziyorum burada. Bu benim işime yaramayabilir. İstiyorsan kağıdı vereyim. Boşuna çöp olmasın. Yanılıyorum. Allah'a emanet. Şöyle bakalım. Böyle bir etraftayız. Ya yol üzerine tabi eğitim, işte tanıtım broşürleri falan var. Onları veriyorlar da hani dediğim gibi ben onu kullanıyorum. Boş boşuna yazık. Yani kağıdına yazık, şeyine yazık. Belki daha başka ihtiyacı olan biri olur, ona verir. Elinde kağıdı bitmesin. Tanıtımı bitmesin broşürü. Şu anları rastgele yürüyorum. Bodozlama yürüyorum. Tam olarak nereye doğru? Yani şeye doğru. Targovya doğru diyorum diyeyim. Oraya doğru gidiyorum. Şöyle göstereyim. Burası güzel ülke. Seviyorum ya. Seviyorum. Bizim ülkemizde de biliyorsunuz ki 10 gün sonra bir seçim olacak. Seçimler olacak. Ama bir şeye üzülüyorum. Tüm ülkemizdeki yani Türkiye'deki medya iki tane adayın üzerinde. Ya kardeşim üçüncü bir aday var, dördüncü bir aday var. Bunlara ne medyalarda, ne şeylere şans verilmiyor. Üzülüyor insan. Yani demokrasi demokrasi diyoruz. Ama eşit hak verilmiyor diğer adaylara. Yani diğer adayların seçilip seçilemeyeceğinden değil. Ama onları da halk görsün devamlı. Hani nedir ne değildir, kampanyalarını bilsin. Onu da bilmiyor. Yani uzun lafın kısası, iki kutuplu bir seçime gidiyoruz. Halk için hayırlı olanı olsun diyeceğim ama ne bileyim yani biraz çok şey var, ümitsizim bazı konularda. Fakat dediğim gibi ülkem için hayırlı olmasını diliyorum. Burası bir siyasi kanal değil. Tekrar söylüyorum, ben kendi düşüncelerimi rahat rahat geniş geniş şahsi Instagram sayfamda belirtiyorum zaten. Ama YouTube'da falan ya da TikTok'ta belirtmiyorum. Çünkü niye? Bu mecralarda yayınladığım videoların kanalı siyasi içerik barındırmıyor. Ve kesinlikle de barındırmayacak. Dediğim gibi Azerbaycan'da da zaten misafirim. Hani burasının zaten siyaseti beni ilgilendirmiyor. Beni de bağlamaz. Burada çünkü kalıcı değilim, vatandaşı değilim, bir yatırımım yok. Yani bana dahil olan bir şey yok burada ki ben şu iyi bu kötü diyemem. Tabii ki kendi fikirlerim var. Ama değil mi? O da bana kalır yani. Kalmalı daha doğrusu. Şöyle.
Şöyle. Yapı Kredi Bank Azerbaycan. Oo, arabaya baksanıza. Araba yakıyor be. Porsche. Güzelmiş. Ya bir yerden böyle bir yemek kokuları, memek kokuları geliyor. Ha yok. Biraz da böyle acıktım ya. Canım böyle bir şeyler de yemek istiyor. Merkezi Exchange. Dur bakayım ya, şuraya bir şey soracağım. Yapacaklar mı bilmiyorum. Bak şu merkezi valyuta mübadelesi. Bakın bu da Reşit Behbudov adına Mahne Tiyatro. Bunu daha önce gece göstermiştim size ama gündüz görmemiş olabilirsiniz. Bu da Reşit Behbudov'un heykeli. Şöyle göstereyim binayı. Şöyle. Buraları bir kere biliyorsunuz 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'ydü. Akşam burayı gezmiştik. Biliyorsunuz hani Ayten, ben, Cavit, çocuklar falan işte efsane falan derken buradan böyle gezmiştik. Bu da gündüz görüntüsü buranın. Bu şekilde. Ya Bakü'nün merkezi ufak. Onu size söyleyeyim. Yani Bakü merkezi işte atıyorum bu bölgeleri falan 2 güne gezer bitirirsiniz. Yani Bakü'yü gezmek öyle çok sorun değil. Yani öyle çok büyük bir yer değil, aman aman falan. 2 günde bilemedin, hadi 3 günde rahat gezeyim dersen burada sokak sokak, cadde cadde gezersin. Ama Bakü buradan ibaret değil. Bakü'nün birçok kendi işte rayonu, yerleri var. İşte biliyorsunuz daha önce ben bir Gobustan'a gittim. İşte farklı yerlere gittim birkaç tane, yani bir sürü yeri var. Hani oralarla beraber gezelim derseniz öyle bir haftada 10 günde bitiremezsiniz. Yani sadece Bakü ve rayonlarını, kentlerini gezeyim derseniz. Ama merkezi dediğim gibi bu bölgeyi 2-3 günde bitirebilirsiniz. Rahatlıkla alan düşürdüm az daha. Böyle bir alan. Güzel. Ben Azerbaycan Bakü'yü her zaman seviyorum. Seviyorum. Güzel bir şehir. Hoşuma gidiyor. Karşıda da 8 numaralı tam orta mektep. Şurası okul. Şurada okumak isterdim ya. Bakın şehrin merkezinde. Arkadaşlar ilköğretim okulu yani. 8 yıllık eğitimin verildiği bir okul. Tam orta mektep öyle oluyordu galiba ya. Yanlış bilmiyorsam. Herhalde o şekilde oluyordu. Burada. Kız su sesi ya. Telif yiyeceğiz ya. Müzik geliyor. Böyle. Geziyorum. Burada Azerbaycan'da gerçekten hatırı sayılır bir kesim çok güzel Rusça konuşuyor yani. İkinci bir dil Rusça diyebilirim size. Yani birinci dilden çıktık. Yani Azerbaycan dilinden. İkinci dil Rusça ve yani halkın evzeriyet kısmı da önemli bir kısmı da bu dili konuşuyor. Ve güzel de konuşuyorlar. Güzel bir şey bu. Yani ikinci bir dil bilmek güzel. Böyle bir etraftayım şimdi. İleride falan bir yerde böyle atıştıracak bir şeyler bakıyorum. Bir yer bulursam böyle bir şeyler atıştırabileceğim, bir şeyler yiyebileceğim. Bakalım işte, böyle bekliyoruz. Biraz yiyelim, güzelleşelim. Tamam, şimdi karşıya geçeceğiz herhalde. Hop. Nereye geliyor? Yanlış durdu. Şöyle etrafı görün. Güzel ya, yani yerleşim falan olarak. Seviyoruz bu şehri. Bugün biliyorsunuz ben buraya niye geldim? Bir kısa anlatayım. Neden buraya geldim? Meşta dedim biliyorsunuz. Evi badana boya yaptık, işte temizledik. Banyoyu falan değiştirmiştik. Orada hanımın kuzenine falan yardımcı olmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar. Ondan sonra hani biz buraya niye geldik? Benim biliyorsunuz bundan bir Avrupa'ya gitme işim vardı. Onun için uğraşıyoruz. Bir konsolosluğa oraya geldim. Bir ufak bir böyle bir görüşme, konuşma yaptık. İşte bu durumu planlıyoruz mu diyelim neyse. Onunla uğraşıyoruz.
Allah nasip ederse, olursa gideceğiz. Olmazsa yapacak bir şey var mı? Tabii ki de yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hani bir laf vardır, kaderde varsa neye yarar? Üzülmek. Öyle de bir etraftayım. Burada bir tantunici varmış ya. Tantuni. Hele bakak nasıl bir tantuniymiş ya. Bir deneyelim bakalım. Hele bir tantuni yiyelim ya. Nasılmış görelim. Geldim burada, yan tarafta yerleri varmış burada. Ondan sonra geldim oturdum, bakalım yiyelim. Sonra çıkarız, şehri gezmeye devam ederiz. Daha dolaşırız. Hem de bakalım ya, hani Azerbaycan'da tantuni nasıl? Bir ona bakayım. Güzel gözüküyordu orada. Burada da karımız oldu ona. Onu anlatıyordum işte. Geldik, onun toplantısını yaptık. Hep böyle konudan konuya geçiyorum. Bakalım yani. Olacak. Ama işte dediğim gibi ya, zaman geçiyor. Biraz da biz inciniyoruz. Üzülüyoruz. Kaldı işte bazı şeyler. Bazı insanlarla böyle aramız açılıyor falan. Problemler yaşıyoruz. Ne güzel şeyler olacak. Şimdi neyse, yemeğimizi yiyelim. Sonra bakarız. Ama güzel. Tantuni'yi sevdim. Hakikaten güzel. Bakın şöyle göstereyim. Aynen bizim Türkiye'deki gibi servis ediliyor. Herhalde buranın sahibi de bir Türkiye'den bir almış. Bunu güzel. Sevdim. Hoşuma gitti. Ucuz da fiyatlar. Fiyatı da güzel. Yani burada Bakü civarında izleyen Azerbaycanlı kardeşlerim veya Türkiye'den gelen kardeşlerim varsa rahatlıkla yiyebilirsiniz gelip buraya. Diğer nerede? Nizami Küçesi'nin üst tarafında. Ben olmazsa bakayım, bir adresi, telefonu falan videonun altına bir yere yazarım. Güzeldi ya. Neyse, yedik içtik çıktık. Şimdi evimize doğru yavaş yavaş geçiyoruz. İşlerim de bitti. Ayten de evde. İşte böyle yardımcı falan oluyor. Gideyim ben de onlara yardım edeyim. Bir an önce hani bir yığıştıralım, yerleştirelim. Öyle yani. Böyle de bir çevredeyim. Evet, iyi akşamlar. Böyle gündüzden akşama. Bizim evde işimiz bitti. Boyamızı yaptık, onlar bitti. Şimdi burada haftanın ikinci günü. Yani salı günü erkekler bayramı var. Ve ben bunu duyduğumda çok şaşırdım. Sofi kardeşimle de şimdi gidiyorum. O da işte böyle okuldan bir şeyler istemişler falan, böyle neyse bir şeyler alacak. Beraber çıktık. Biraz da karanlık havadayız. Nedense karanlığa denk geliyor. Çünkü gündüz bir odanın boyası bitmemişti. Biliyorsunuz orada rutubet vardı, göstermiştim. Orayı yaptık, bitirdik neyse. Ondan sonra burada erkekler bayramı var ve böyle işte okulda falan işte bayramlaşıyorlar ve tatil. En önemlisi tatil. Erkekler bayramı var ve tatil, çalışmıyorlar. Biz de tabii bu tatile uyacağız. Biliyorsunuz şu anda biz tatil moduna girdik. Sanki kış boyu çok çalıştık. Biz zaten hanımla beraber bir tatil modundayız şu anda. Bildiğiniz tatildeyiz ya. Neyse, öyle yani. Erkekler günü alışveriş edelim. Bir de köpeğimizin kedimizin maması bitti. Onu alacağız. Şimdi karanlık bittikten sonra aydınlığa geçince açarım. Valla arkadaşlar, videoları yayınlıyoruz. Yayınladım. Yayınlayacağım. Bugün güzel bir gün. Hava çok güzel. Maştağı uçuyor. Biliyorsunuz daha önce de söyledim. Maştağı Bakü'nün diğer yerleri gibi. Burası da turistik bir yer. Turistik bir merkezdeyiz. Her şey geçeceğiz. Yani geç. Biz de şimdi öyle çıktık. Biraz alışveriş yapacağız. Biraz işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Bu. Kestirme yol bu. Burası kestirme. Sen maştayı bana sor. Burayı benden iyi bir ben bilirim. Tabii, çünkü neden? Görüyorsunuz videolarda. Ben burayı sokak dolaşıyorum. Geziyorum. Öyle. Neyse, Azerbaycan'da son günlerimiz ve bugünlerimizi böyle güzel, sakin. Kurban olayım, sakin geçirmek istiyoruz. Kimsenin kafasındaki örümceklerle geçirmek istemiyoruz. Rahatsız edilmek istemiyoruz. Huzurlu yaşamak istiyoruz. Problem istemiyoruz. Sonra buradan çıkıp gitmek istiyoruz. Bu şekilde hayatımızı yaşamak istiyoruz.
çok şükür normale dönüyoruz. Artık normal bir hayata yavaş yavaş dönüyoruz. Oh Allah'ım sana şükür olsun ya. Böyle. Etrafta Maşdağ'da, aa baksanıza kayısı ağacı. Evet. Bizi neler bekliyor? Al. Kim ne sordu? Abi diyor, kanalın adı ne? Böyle yolda giderken görüyorum insanlar soruyor, ediyor. Ondan sonra biz de ne çekiyoruz. Ne oluyor derindeki GoPro'yu ya? Abi bu da yani görüyor işte çocuklar. Özellikle çocuklar çok daha meraklı. Çocuklar da ünlü olmasın. Evet. Ya. Neyse biz böyle yürüyeceğiz. Şimdi bizim dünyalar tatlısı, akıllı mı akıllı, zeki mi zeki. Çok. Bir tane çocuğumuz var Kenan. Ondan sonra sen ne şimdi çok dedin. Ay belki beni söylüyorsun zannettim. Hayır seni söylemedim. Ya. Ben Kenan'ı söyleyecektim bir kere. Ha yok Kenan tabii gerçekten. Kenan'ın. Yakışıklı mı yakışıklı, tatlı mı tatlı. Doğum günü. İşte ona gideceğiz, bir şeyler alacağız. Bakalım biraz dolaşacağız. Ne alabiliriz, ne yapabiliriz diye. Sofi kardeşimle beraber çıktık. Bu biliyorsunuz benim manevi kızım. Yani bir soyadı var, bir de bu var, bir de Ferim var. Bu üçü... Tamam. Üçünü koy bir yere. Ondan sonra böyle bir hayattayız. Çok şükür. Canlarım benim. O da dedi ki abi gel dedi, ben dedi bir yer biliyorum, seni oraya götüreceğim. Oradan dedi ne istiyorsan alırız falan filan. Oraya gidiyoruz. Böyle bir günün ve haftanın içerisindeyiz. Hayatın şartlarını dibine kadar zorluyoruz. Ama güzel, eğleniyoruz. Daha doğrusu biz aslında eğlenmeye başladık. Çünkü kafa sakin olunca ve artık kafadan da bir şeylere böyle atınca, hani bir beklentiniz varsa onu atıyorsunuz. İşte bir şey istiyorsanız onu atıyorsunuz. Aa diyorsun, kuş gibi ortaya çıkıyorsun ya. Ondan sonra eğlenmeye başlıyorsun. Yani artık zevk almaya başlıyorsun. Strese girmiyorsun. Bu şekilde bir de yani hayatımıza kendimiz yön veriyoruz. Kendi istediğimiz gibi yaşıyoruz. Kendi istediğimizi yapıyoruz. Kimseye bağlı kalmadan, kimseyi beklemeden en güzeli de bu. Bu şekilde de yine o meşhur, daha önce anlattım, zeytin ağaçlarının arasından geçeceğiz. Evet. Çıktık, dolanıyoruz işte ya. Şimdi alacaklarımızı aldık. Böyle bir etraftayız. Maşdağ'da şöyle bir taraftayız. Baksanıza burada böyle güzel bir camimiz var. Ama herkes ahiretini dünyaya satsa her ikisini elden veren en güçlü günah. Evet. Burada İmam Ali Şia camisi ama güzel yani. Bakın caminin içerisinde falan böyle Mekke'ye, Medine'ye, Cidde'ye falan böyle turları zannedilen bir yer var. Burada da yine Karabağ şehitlerimizin cami girişinde resimleri var. Allah mekanlarını cennet etsin, nur içinde yatsınlar. Burada da imamlardan sözler var. İşte İmam Mehdi'den, Hasan Askeriye'den, Hazreti Ali'den sözler böyle yazmışlar. Güzel bir cami, böyle bir etraftayız. Gidiyoruz Maşdağ'a. 10 sene önce beni bu caddede dövmeye kalkmışlardı. Bugün bu caddede, yani beni dövmeye kalktıkları caddede, hani anlatmıştım daha önceki videomda, kısa, hani pantolonum kısa diye. Ondan sonra bugünse çok değişmiş yani, hakikaten çok değişmiş. 10 sene geçmiş ve buralar acayip değişmiş. Herhalde şu anda kısa pantolon giyiyor diye dövmeye kalksalar şehirde adam bırakmazlar, kan gövdeyi götürür. Böyle bir ortamdayız şimdi. Sofya'nın annesine geldik. Oraya gireceğiz. Böyle. Onu da evini çok seviyorum ya, bahçesi falan çok tatlı. Efendim? Aa çok tatlı ya, ben söylüyorum. Bakın şimdi giriyoruz içeri. Bahçeye girerken şöyle bir huzur ya. Bakın tık mini ormana geldik. Çok güzel bahçe yapmış buraya teyzemiz. Hemen şurada bakın masamız var. Böyle güzel göğüçek. Oh 10 numara. Neyse şimdi
vereceklerimizi verelim. Biraz oturalım, sohbet edelim, sonra eve geçeceğiz.